Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem, şahsi kanaatim, çok önce tavsiye etmem gereken bir kitabı biraz geç tavsiye ediyorum. Mehmet Yaşar Soyalan hocanın Kur'an Meali Okuma Kılavuzu. Meal okumaya nasıl başlanmalı? Meal okurken neye dikkat etmeli? Çok güzel bir çalışma. Mehmet Yaşar Soyalan hocanın biliyorsunuz çok önemli bir kitabı var. Vahiy Savunması. Vahiy Savunması hakikaten çok güzel bir kitap. Onu 1-2 ay önce tavsiye etmiştim. Mehmet Yaşar Soyalan hocanın bu kitabı da meal okuma kılavuzu. Yani ısrarla tavsiye ediyorum dostlar. Çünkü biliyorsunuz Allah Türkçe biliyor. Onun için ısrarla Arapçayı bütün grameriyle öğrenmeye kalkarak kendinize zulmetmeyin. Neden? Çünkü Araplar da farklı anlıyor. Maalesef siz şöyle zannedebilirsiniz. Ya ben Arapçayı çok iyi öğrenirsem o zaman Kur'an'ı çok iyi anlarım. Tabii ki faydası var. Faydası var ama nereye kadar? Araplar farklı anlıyor. Bir Arap'ın anladığını öteki Arap farklı anlıyor. Neticede yine siz düşüneceksiniz, siz akledeceksiniz. Onun için öncelikle acil olarak herkesin meal okuması lazım. Bakın dostlar, okumadığınız, bugüne kadar daha hiç açıp okumadığınız bir ayet ya da bir sure henüz size inmemiştir. Hocalara, hacılara inmiş olabilir, hafızlara inmiş olabilir, bu işe emek verenlere inmiş olabilir. Ama eğer henüz okumadıysanız daha size inmemiş. Onun için lütfen dininizi ciddiye alın ve bir Kur'an okuyun. Anlayarak, mealinden. Ve okuduğunuz zaman çevrenizdeki hocaların orada yazılanın tersini söylediğini göreceksiniz. O zaman çarşı karışacak. O zaman ne oluyor ortalıkta diyeceksiniz, hayırdır diyeceksiniz. İşte o zaman dönüşüm başlayacak. Ve kararını aldığınız gece de sizin Kadir geceniz olacak. Şimdi dostlar, bugünkü videomuzun konusu müzik. Biliyorsunuz Ehlisünnetin bir müzik düşmanlığı var. Ama bu ne boyutta? Şimdi buyurun hep beraber müziğin ne kadar büyük bir günah olduğunu önce kendi ağızlarından dinleyelim. Pınar, kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Gençlerimizin birçoğu kendini bunlara kaptırmıştır. İmam-ı Kurtubi tefsirinde, İmam-ı Tabari tefsirinde bu müziğin haram olduğunu açık ve net bir şekilde söylemiştir. Şimdi bakın dostlar, tefsirde müziğin haram olduğunu söylemişler. Şimdi tefsirde müziğin haram olduğu nasıl çıkar? Buyurun. Eğer siz Kur'an okumazsanız, meal okumazsanız adamlar sizin canınızı okur. İşte böyle bir tefsir yazarlar. Tefsir nedir biliyor musunuz? Dostlar, kişinin Kur'an'ı okuduktan sonra anladığıdır. Kelime kelime karşılığı mealdir. Beyt, ev. Buna meal denir. Beyt, bu tarafa Erkam. Erkam'ın evi tek katlıydı. Kapısı çok yüksekti, penceresi çok alçaktı diye bir sayfa evin karşısında yazı görürseniz buna da tefsir denir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İşte onun için tefsirlerden uzak durun. Tefsir yazan kişinin anladığıdır. Siz de o yazan kişinin anladığına şöyle bir cevap verin. Bana ne? Ben kendim anlayamaz mıyım? Sahabe ilk muhatap hangi tefsiri okudu? Onlar diyecekler ki açıklamasını Resul'den dinlediler. İyi, sonra açıklamayı Resul Mekke'den, Medine'den hiç çıkmadı. Tamam. Habeşistan'da kim açıkladı? Etopya'da yani. Habeşistan şimdiki Etopya. Etopya'da kim açıkladı? Evet, Rum diyarında kim açıkladı? Bir sürü yer var. Acem kralı. Acemlere kim tefsir etti? Arkadaşlar, Kur'an geldi, okundu ve anlaşıldı. Bu kadar. Kur'an geldi, insanlar okudu, düşündüler, kararlarını verdiler. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama siz derseniz ki bu ayet Uhud'u, bu ayet Hendi'yi anlatıyor. İyi de bunu Bizans'taki yeni Müslüman olacak bir insana nasıl anlatacaksın? Adam görmedi ki Uhud'u, Bedir'i. Adamın gördüğü ayet kardeşim. Ayet, ayet. Ayet sayfaları gitti. Atlı, yaya, develerle ayet sayfaları gitti. Tefsir gitmedi. Ayet gitti. Sureler gitti. Sayfalar gitti. Neden bunu anlamak istemiyorsunuz, bu kadar basit bir şeyi? Adam 6236 ayeti bir tefsir yapıyor. 10 cilt, 20 cilt. Amacınız ne ya? Amacınız ne? Amacınız ne? Yani bu kadar nasıl kabartabiliyorsunuz? Bu nasıl bir kabartma tozu? Nasıl böyle coşturabiliyorsunuz? Nasıl böyle şişirebiliyorsunuz? Bir de Türkiye'de şöyle bir özellik var. Tefsir ne kadar büyükse o kadar kalitelidir. Arkadaşlar, tefsirleri 20 cilt, 30 cilt olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Adam sadece kendi fikrini yazmıyor. Bu konuda Ahmet şöyle dedi, Mehmet böyle dedi, Hasan şöyle dedi diye herkesin dediğini, o ayet hakkında herkesin anladığını peş peşe yazınca tefsir oluyor 30 cilt. Ondan sonra da diyorlar ki bir elifi anlatmak için 2 cilt yetmez. İyi de senin tefsirin zaten menemen yemeğine dönmüş. Menemen gibi olmuş. Katmışsın içine ne varsa. Ondan sonra da diyorsun ki tefsir. Arkadaşlar, okuyun, anlayın. Anlamak için okuyun. Diyeceksiniz ki ya ben anlamıyorum. Okudum. Akabe. Akabe nedir? Ben çözemiyorum. Nedir akabe? Çözemiyorum. Tamam kardeşim. Çözemediğinden seni kimse çarmıha germeyecek. Çözdüğün yeri bir yaşa bakalım. Anladığınız yeri yaşıyor musunuz da anlamadığınız yere hücum ediyorsunuz? Adam yoruma yazmış. Bana Bakara 106'yı açıklar mısın? Bilinç altında mutlaka birisinin eteğini tutmak insanlara öyle bir yapışmış ki Bakara 106'dan benim açıklama bekliyor. Niye? Sen kendini anlayamıyor musun? Sana ne benim anladığımda? O zaman sen anladığın yeri bir hayatına geçir bakalım. Arkadaşlar, Kur'an'da anlamadığınız ayetlerin sebebi anladığınız ayetleri yaşamadığınız içindir. Eğer siz anladığınız ayetleri yaşarsanız anlamadığınız size anlaşır hale gelecektir. Bu Allah'ın vaadi. Sen okuyorsun, yolda kalmışa yardım et, yardım etmiyorsun. Gıybet yapma, yapıyorsun. Yalan söyleme, söylüyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki, ya ben buradaki sakar ne demek? Ben sakarı çözemedim. Acaba sakar nedir? Ya sakarlık yapmayın. Hakikaten biraz dininize önem verin. Eğer bir inancınız varsa önem verin. İnancınız yoksa inanç var mı yok mu diye biraz emek verin. Ateist, deist ya da agnostiklere söylüyorum. Lütfen şu soruyu unutmayın. Ya Allah varsa? Bu ihtimali lütfen düşünün. Ya Allah varsa? Şimdi bir araya geldiniz, konuşuyorsunuz, hepiniz ateistsiniz. Bir düşünün dostlar. Ya varsa ne olacak? Ya varsa? Yani yoka kendinizi bu kadar bağlamayın. Tarikat ve cemaatlerin problemi de aynı dostlar. Tarikat ve cemaatlere de söylüyorum. Diyorum ki ya şefaat yoksa ne olacak? Kendin için ne yaptın? Kendin için ne götürüyorsun? Ya şefaat yoksa ne olacak? Şu anda bütün ümmeti Muhammed'in tutunduğu dal şefaat. Bu kadar. Şefaat, şefaat, şefaat. Başka bir şey yok. Şefaat yoksa ne olacak? Hiç düşündünüz mü? Kur'an'da şefaat yok. Siz Kur'an okumuyorsunuz. Cıvık Hoca'yı dinliyorsunuz. Hüseyin Cıvık. Ondan sonra Halil Emlakçı. Dantel Takkeli. Onlardan size anlatıyorlar 50 tane şefaat. İnanıyorsunuz. Peki ya ne olacak şefaat yoksa? Eyvah. Ayvayı yediniz öyle mi? Ya bir Kur'an okuyun, bir Kur'an okuyun Allah aşkına. Allah Türkçe biliyor. Aç, oku. Anladığını yaşamak için gayret et, bir çaba sarf et. Anladığın yeri ya. Bak anladığın yeri yaşamaya çalış, anlamadığın yer ne kadar kolaylaşacak. Siz istiyorsunuz ki ben 1. sınıfa gitmeyeyim, çizgi çizmeyeyim, A'yı B'yi öğrenmeyeyim, lise diploması alayım. Adam gidiyor Müdesir suresinden ayet soruyor ya. Ya kardeşim, bir Fatiha'yı bir oku bakalım, bir Bakara'ya bir emek ver bakalım. Ali İmran nedir? İmran ailesi. Kimdir İmran ailesi? İnsan biraz merak etmez mi ya? Enam. Çiftlik hayvanlar. Maide. Gök sofrası. Ya surelerin adını bari bir merak edin ya. Bu surenin manası nedir? Bu surenin adı nedir? Konusu nedir? Biraz merak ya. Kendinizin torpille doğduğunu düşünebilirsiniz dostlar. Ama bu büyük bir hata. Hiç kimse torpilli doğmadı. Evet. Şimdi devam ediyoruz müzik aletine. Tefsirlerde yasak diyormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnemâ bu'iftu sayır ve emhakal me'azif. Yani ben şunu ve müziği kaldırmak için gönderildim. Görüyor musunuz iftirayı? Resul şunu onlar önemli değil ne oldu ve müziği kaldırmak için gelmiş Allah Resulü. Şimdi müzik deyince aklınıza ne geliyor? Hayır, hepsi gelmesin. Çünkü helal olan müzik aletleri var. Bakın, Resul müziği kaldırmaya gelmiş. Ama helal olan müzik aletleri sayacak. Dinleyelim. Tabi hadiste leyekunenne unasun min ummeti yestahillûne al-hira ve'l-harira ve'l-hamrata ve'l-ma'azif. Yani ümmetimden bazı kişiler zina, ipeyi, içkiyi ve müziği helal kılarak uygulayanlar, yani yapanlar vardır diye Peygamber Efendimiz olarak işlemiştir. Şimdi müzik aletleri iki kısımdır. Helal olan müzik aletleri var, haram olan müzik aletleri var. Def. Bakın dinleyin. Mesela def caizdir. Davul caizdir. Ama diğer ayetler... Diğer aletler diyecek de ayet diyor. Şimdi dostlar burada sormamız gereken soru şu. Haram olan, yasak olan müzik ama serbest olan müzik aletleri var. Şimdi bu cümleyi anlayabiliyor musunuz? Burada düşünme metodu devreye giriyor. Bakın düşünme metodu. Yasak olan müzik, serbest olan müzik aleti var. Çünkü bunlar insanları salak zannediyorlar. Bakın kendiniz tekrar dinleyin. Yani ben şunu ve müziği kaldırmak için gönderildim. Bakın Resul'ün sağlam hadisi. Neymiş? Şunu ve müziği kaldırmak için geldim. Müziği kaldırıyor ama serbest olan müzik aletleri var. Şimdi bu ikisini birden doğru kabul eden kafaya ehli sünnet denir. Müziği kaldırmaya geldim. Serbest olan, helal olan müzik aletleri var. Nasıl mı oluyor? Vallahi onu kendilerine soracaksınız. Şimdi bakın sayıyor. Tabi hadiste leyekunenne unasun min ummeti yestahillûne hira vel harira vel hamrata vel ma'azif. Yani ümmetimden bazı kişiler zina, ipeyi, içkiyi ve müziği helal kılarak uygulayanlar, yani yapanlar vardır diye Peygamber Efendimiz olarak işlemiştir. Şimdi müzik aletleri iki kısımdır. Gördünüz mü? Helal olan müzik aletleri var, haram olan müzik aletleri var. Def mesela, def caizdir. Davul caizdir. Şimdi bakın, arkadaşlar lütfen anlamaya çalışın. Burada düşünme metodu o kadar önemli ki. Eğer bu adamlarda biraz düşünme gayreti olsa zaten hakikati görecekler de palavrayı da düşünmüyorlar. Düşünmeden palavra atıyorlar. Hadisi şöyle yapmaları lazım. Allah Resulü buyurdu ki def ve davul haricinde yapılan müzik haramdır demesi lazım. Defi davulu kurtarsana hadisle. Şimdi defi, dümbeleyi, davulu kurtarmıyorsun. Müzik haramdır, müzik haramdır diyorsun. Sonra da diyorsun ki caiz olan müzik aletleri. Def, davul. Neden? Çünkü Araplarda telli yok, üflemeli yok, derili var. Araplar derili müzik aletlerini kullandıkları için, Arapların kullandığı müzik aletini de inkar edemedikleri için onlar helal. Ama öteki tarafta başka milletlerin üflemeli ve telli çalgıları haram. Bakın diyor. Ama diğer ayetler ney, flüt, piyano, ud, gitar bu tür şeyler kesinlikle haramdır. Caiz değildir. Bunları dinlemek de haramdır, çalmak da haramdır, caiz değildir. Dostlar, dinlemek de haram diyor. Bakın, haramı sadece Allah koyar. Dikkat edin, kötü bir şeydir demiyor. Siz çevrenizde bir şeye haram demeyin. Eğer bir şeyi karalamak istiyorsanız sizlere söylüyorum dostlar, kötü deyin. Kötü ya da iyi. Haram ya da helal değil. Kötü ya da iyi kullanın. Lütfen. Bakın şimdi ne kadar karalıyor. Ve bunları dinlemek için veya bu müzik aletini satın almak veya CD'sini satın almak kesinlikle büyük günahlardandır. Büyük millet günah. Şu anda parasını bu tür şeylere... Bakın dostlar, kelimelere dikkat edin. Büyük günah diyor. Harcıyorlar. Falan sanatçı gelmiş. Hatta yabancı sanatçılar geliyorlar. Binlerce kişi akın ediyor. O paralar hepsi haramdır. Büyük günahtır. Caiz değildir. Büyük haramdır. Ve özellikle büyük haram, büyük maalesef haram. Memleketimizde birçok şarkı içerisinde dine aykırı sözler var. İşte bu daha da tehlikeli soracağım. Evet. Düşünüyor. Evet. Birincisi harama düşüyor. Müzik dinlerse ama bunları söylerse biri diyor ki madem ki beni unutacaksın niye yarattın? Biri diyor ki kader diye bir şey yoktur diyor. Doğru. Biri diyor ki bir tenine cenneti değiştirmem diyor. Bir... Seninle cehennem ödüldür bana diyor. Doğru. Yani bu tür sözler küfürdür. Gençler de onunla beraber söyleyen... Hakikaten çok kötü bir durum. Evet. Kahpe kader diyor şarkıda. Bunların yerine Kur'an-ı Kerim'i dinlerse, bunların yerine müzik içermeyen kasideleri dinlerse ne kadar güzel. Bak, müzik içermeyen kasideleri dinlerse. Peki kasidelerdeki şirk sözleri ne olacak? Kasideler çok mu namuslu? O ilahiler var ya, kaside, ilahi, naat. Mesela Mevlid'de diyor ki bir satırında Allah Resul'e aşık oldu. Şimdi Allah Resul'e nasıl aşık oluyor mesela? Ya da yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Nasıl oluyor? Yani bir sürü vardı örneği. Siz ilgilenirsiniz, merak edenlere baksın. Kalbi yumuşatır, beyni rahat olur, huzur bulur. Niye tehlikeye düşecek? Evet arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi adamların içinde bulundukları durum bu. Bunu birçok konuda yaşıyorlar dostlar. Lütfen kırılma noktasına dikkat edin. Tefsir diyor, tefsir diyor. Yani Kur'an'ın izahını yapacak. Oradan iki tane hadis okuyor. Okuduğu iki hadiste müzik haram, sonra da helal olan müzik aletleri diyor. Müzik aleti diyor ikiye ayrılır diyor. Helal olanlar, haram olanlar. Anladınız mı dostlar? İşte eğer düşünürseniz hurafe, şirk, yalan, Allah ve Resulüne iftira görmek bu kadar kolay. Ama düşünüp aklınızı kullanmazsanız adamın yüzündeki nura bakarsınız. Ondan sonra bağlamayı bırakır, dümbelek çalarsınız. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.